Gelenlere ne diyorsun Aleyna? Çok abartı olmasa da çok yarışçı dediğim şey konusu. Bence ama kendimi yiyecek kadar var. Sence yok? Yok. Yani çok yok. Hangisini sen yaptın acaba? Çok fazla bulamadım çeyizini. Ben hiçbir şey yapmadım. Çünkü benim çalışan bir bayan oldum yani. O yüzden hiç böyle el işine merakım olmadı benim. Ben çok fazla el emeği görmüyorum. Her şey hazır gibi. Evet, bana da öyle geldi. Ben mesela şu pomponlu havluları günlükte kullanıyorum. Benim de var aynı yanımda. Burada tekrar tecrübe konuştuğuna hak vereceksiniz. Hadi konuştun tecrübemiz. Ben size demedim mi? Aleyna tilkiye benziyor diye. Bakın burada ne var? Ya. Gerçekten çok güzel. Gerçekten. Senin boyunda zaten. Canım, değil mi? Bunu Emre bana geçen sene yılbaşında almıştı. Ben de yatak odama koyuyorum. Bir sürü ayım var ama bunu koymak istedim renk katmayı. Çok güzel, ben çok seviyorum. Güzel renk katmış. Yani bir de bana Aleyna Tilki diyorlar. Çok da takılmadım. Onun esprisini hep yapıyorlar ama yani gereksiz bir espri oldu. Gelin evine gelmesin Aleyna Tilki ile kıyaslıyorlar seni. Çok saçmaydı. Ben de seviyorum. Orada sevmeyen olur mu? Kirli sepetin üstünde oturuyor zaten o da. Kirli sepetin üstünde. Şöyle söyleyeyim. Bir tane banyo var, bir tane yatak odasında. Yatak odasına kirli sepete mi koydun? Evet, çıkardığımız kıyafetleri oraya atıyorum. Yani daha pratik olsun, anlık olsun, diye koydum. İki tane var, evet. Aslı Hanım. Efendim. Savaş Bey size hiç ayıcık aldı mı? Ay almaz mı? Çok var bende de. Yani bende bayağı bir hayli fazla var. Seviyorum, ben de çok seviyorum. Ama beni tekrar şaşırttın Aleyna. Senden böyle bir çeyiz beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Ben böyle canlı renkli çeyizi... Asıl pembelerin sultanıyım diyen hanımefendiden beklerdim. Vallahi benimkiler de canlı renkliydi. Pembe vardı, yeşil vardı. Ama bu kadar canlı değildi şimdi. Doğruya doğru. Zeynep Hanım'ın çeyizi beğenmesine gerçekten şaşırdım. Çünkü benim o kadar çeyizim olmasına rağmen hiç yok dedi. Onun hazır mağazadan alıp serdiği çeyize çok var dedi. Gerçekten beni şaşırtmaya devam ediyor Zeynep Hanım. Dışarıdan alınan bir şey neden çeyiz olmasın onu anlamış değilim. Elinde de işte sen sandığa koyduğunda adı çeyiz oluyor. Dışarıdan alsan da. Şimdi nevresim takımları alıyoruz mesela. Ama adı çeyiz diye geçiyor. Geçmiyor mu? Aleyna, bu çeyizin içinde en favori parçan şunlar mı yoksa? Flamingo, evet. Bak. Ya çok güzel ama. Çünkü Aleyna'nın ruhu bu yani. Bak. Bu ne kızım, terlik mi? Evet. Çok tatlılar ya. Gerçekten çok güzel. Çeyizinde flamingo terlik olan bir gelin gördünüz mü? Yani ben ilk defa görüyorum. İşte ben de ona diyorum, bu çeyiz değil. Benim için çeyiz bunlar. El emekleri. El emekleridir. Evet. Ben de katılıyorum. Çok az daha bir şey diyor ki ben sevdiğim, anlam bulduğum şeyleri çeyizime koyuyorum. Aynen. Bu bohça olabilir. Bunun bir anısı varmış. Aleyna anlatacakmış. Bu tülbenti oyasız bir şekilde ilkokula gittiğimde beğenmiştim. Sonra annem bunu aldı. Teyzem de sağ olsun bunu işledi. Yani ilkokula gittiğimde yapılmış bir şey. Benim için anlamı var. Ama güzel. Evet. Güzel, çok güzel. Bu el, evet. Bu el yapımı bu arada. Çok güzel. Anladık. Aynı yapımı bu. Anlıyorsunuz zaten. Ondan sonra işte bunun kalsın. Böyle bir anısı var. Annem. Ama çok güzel. Güzel. Ay. Kız beşikte, çeyiz sandıkta derler. Evet. O yüzden. Ben ilkokula giderken başlamıştım. Sandığınız sandığınız dolu mu? Ben kullanıyorum şekerim, ben çeyizlerimi sandık beklesin diye yapmadım. Kullandım kolalamaktan. Onlar işte misafirlerim geldi, çay döktü, kahve döktü. Çıtımı çıkarmadım. Bastırdım çamaşır suyuna, bastırdım kolaya. Kimi yırtıldı, kimi dağıldı. Ben ama gene de sizin ağzınızı kapatacak kadar olduğuna inanıyorum. Çok merak ettim. Çocuklarımı hatıra sakladım çünkü. Annem mi yaptı? Onu anlatacağım şimdi size. Bunu mu? Bunu. Ha evet, bunu, evet, doğru. Çok güzel. Rengi de çok güzel. Marzinliler gibi mi bağlayacaksın? Öyle bir şeyler yapıyorlar. Ben buna